Benim için ağlamayın, çok geç olmadan beni duyun. Bu sözlerin sahibi iddiaya göre hiç tanımadığı, görmediği, sesini dahi duymadığı biri tarafından taciz ve tehdit ediliyor. 4 yıldır dışarı çıkmaya korkan, uyku uyuyamayan, yaşadığı şehirden bile ayrılmak zorunda kalan üniversite öğrencisi Buse Dönmez bakın neler anlatıyor. Asit fotoğrafları, kezzap fotoğraflarım, sokağımı kana bulayacağım. Bunun gibi gerçekten birçok tehdit var. Çok zor. Hala durmuyor. Gözü doldu, sinirlendi, sesi titredi. 4 yıldır yaşadıklarını anlatmaya kelimeler yetmedi. Sesini dahi duymadım. Saplantılı ruh hastası bir kişi tarafından tehdit, taciz mesajları alıyorum. Yetmezmiş gibi ailem de alıyor. Kuzenlerim, arkadaş çevrem. Buse Dönmez yardım çığlığını Afyonkarahisar'dan Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderdi. Gerçekten dursun istiyorum. Dönmez 4 yıl önce Kütahya'da yaşıyordu. Lisedeyken cep telefonuna bir mesaj geldi. Onu okurken bundan sonra yaşayacaklarını tahmin bile edemedi. Beni durakta gördüğünü, daha sonra maçlarıma geldiğini, beni izlediğini, beni takip ettiğini söyledim. Bu süreçte hiç onunla iletişime geçmedim. Üniversiteyi kazanınca Afyonkarahisar'a yerleşti. Ama iddiaya göre aynı kişi orada da peşindeydi. Bu sefer daha çok arttı tehdit, taciz mesajlarım. Bir süre sosyal medya kullanmadım. Kendimi soyutladım. Dışarı çıkmamaya çalıştım. Yine bir şekilde ulaştım. Şikayetçi oldu ama şüpheli. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca kabus kaldığı yerden devam etti. Ardı arkası kesilmedi. Ben neden yanında biber gazı taşımak zorundayım? Beni duyun diyen çaresiz genç kız yetkililerden yardım istedi. Gerçekten bana bir şey olmadan sesim duyulsun istiyorum.